gel, bu işime. Böyle çekelim gel, böyle çekelim gel. Bir daha değil. Çok teşekkür ederim İsmail'cim. Biraz eğlenelim dedik. İnşallah evet. Kılınmadık. Çok güzel oldu. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sağ olasın. Herkese iyi akşamlar. Ellerine güveyle sağ ol. İyi akşamlar. Alkışlarla. Teşekkürler İsmail. Evet. Harika ya. Konuklarımıza gelen sorularımız var. Onları hemen okuyalım. Seyircilerimizden gelmiş. Hayaliniz var mı demiştik. Abi en büyük hayal ünlü olmak. Ha bir de eski sevgilimin beni burada görüp köpekler gibi pişman olması. Hayaliniz ne diye sormuştuk. Adam gibi gerçekleştirecekseniz yazayım demiş. Jason Statham'a yürümeye nasıl ve ne zaman karar verdi demiş Adnan. Ezgi Mola'ya bir kez bile olsun sarılmak istiyorum. En büyük hayalim. Lütfen gerçekleştirin. En büyük hayal mi? Ya hayallerinizi bu kadar küçük tutmayın. Furdan. Kim bu? Furdan. Sen misin? Tamam şöyle yan taraftan şuradan geri ver. Ay ay ezdi. Sahneye çıkıp beyaza atlamak istiyorum demiş. Bu nedir? Onu boynuna, da çağırıyorum. Boynuna yani. Evet demiş herhalde. Buradan beni üç kere boynuzlayan... Sarıl, sarıl devam et canım, sarıl devam et. Sarıl devam et, evet. Benim benim. Sağ ol. Elim acıdı. Böyle olsa ya böyle hani izin mizin de istemeden gelip böyle arada bir... böyle bir sirkülasyonumuz olsa rahat rahat. Acaba demiş oradaki oturan ünlüler de ketçapın dibini sıyırmak için ketçap kutusunu ikiye bölmüşler mi hiç hayatlarına demiş. Evet ya da içine patates atıp sallayıp dağıtıyorsun çözüm. O da güzel. Bak şu yapacağım. Oo ağır geldi. Çıkardın onu. Güzelmiş ama süpermiş. Sonra keseceğiz değil mi? Yo yo. Kesme. Kesmeye gerek yok. Eli kesebilirsin. Ne yapıyorsun? Ketçap yani kesmeye gerek yok paketi. İçine birkaç patates atın sallayın. Çıkarıp diğer patateslerle harmanlayın. Hepsi ketçaplı çok, oluyor. Çok mantıklı yani. Biraz su da konup belki sulandırıp. Ben hep yapıyorum. Domateslerin içine de pilavı at o zaman. Salla domates. Yo benim örnek olmadı. Pardon devam ediyorum. Olmadı. Gökhan abi duygusal adamdır. O anlar bu işlerden demiş. Emir Yalçın Kılıç. Kız arkadaşımla film izleyeyim diyorum. Var mı önereceğiniz bir kız arkadaş? Vallahi. Kardeşim. Çok güzel. Önerecek kız arkadaş. Kardeşim dizi süper, film deseydin abi. Ufak tefek cinayetler derdim. Ama kız arkadaş konusunda Allah gönlüne göre versin. Göre versin. Sabah kalktıklarında onlar da sebepsiz yere halıya bakıyorlar mı? Bir süredir. Halıya. Bakıyor musun? Sabah kalkınca. Sabah kalkınca böyle ben bir durgunluk olmuyor. Ben bakıyorum ya halı değil de. Tülin sende yani... hep bir durgunluk var gibi böyle. Tülin'i uyutacağız birazdan çok az kaldı. Ay Allah'ım. Bakıyor musunuz? Yani halıya mı bakmıyor? Ben ayaklarıma bakarım mesela. Ben de ayaklarıma bakarım. Sabah kalktığında. Hayır. Güzelmiş. Gerçekten ama. Ama böyle ben de sabah kalktım ilk iş ayaklarıma şöyle bir bakıyorum. Ya bak çok güzel soru. Bulmacalarda kendi fotoğraflarını görünce seviniyorlar mı diyor. Evet. Beni akrabalarım arıyor mesela. Bulmacalar falan. Evet. Annem onlardan topluyor. Evet. Ya, arşivliyorlar. Bu çok saf ve evet. Güzel bir duygu değil mi? Evet. Halbuki dizini izliyor, filmini izliyor, her şeyi televizyonda izliyor ama bulmacada çıkınca daha büyük bir sevinç. Evet öyle arıyorlar yani. Arıyorlar bulmacada çıktın diye. Gökhan Tepe'nin annesi Vizeli, babası Adanalıymış. Nasıl hı-hı. Evlendiler? Formülü bir arkadaşa lazım da demiş. Yani formülü şey tabii aynı mahallede tanışıyorlar. Çok romantik bir başlangıçtan söz edebilirim bu konuda. Camdan cama meselesi. Babam esnaf, annem de evinin birinci katından bakışarak. İnşallah sizin de gönlünüze göre bir evlilik nasip etsin. Ay ne tatlı. Tamam sizinki görücü usulü bu yani. Hani görerek yani. Görme görerek usulü. Yani. Kaç senelik evliler? Bayağı oldu canım işte herhalde. Bir 40 sene oldu. 41 sene olmuştur maşallah. Ezgi Mola gece yarısı eski sevgilisine mesaj attığı olmuş mu diyor. Yok. Yok. Onlar da bükülen şarj kablolarını bantlıyorlar mı?
Ne böyle şeyler merak ediyorsunuz? Ya biz hiç böyle bir şeyler yapmıyoruz. Biz de sıradan insanız halbuki, değil mi? Sen zenginsin. Zenginim. Parayı sen sarıyorum. Ben bantla değil parayı sarıyorum. Sen parayla sarıyorsundur. Yani Gökçe Bahadır da sabah uyandığında yüzünü yıkamak için musluğu açtığında suyun sıcaklığını eliyle kontrol ediyor mu yoksa direkt evinde sıcak su mu akıyor? Zengin. O da zengin demek ki. Bir şey diyemedim dedi. Beyaz abi Ezgi Mola'ya çok yakışıyorsun ki. Yağmur yağdığı zaman yoldan geçen arabalar da onları ıslatıyor mu yoksa onların sürdüğü arabalar mı bizi ıslatıyor demiş. Vay bu fenaymış. Yok benim arabam alacak. Devam edeceğim bunlara ama yani sorular hep şey gelmeye başladı. Gerçekten de onu yapıyorlar, bunu yapıyorlar mı? Yani o şey minvalde gelmeye başladı. Bir ufak bir şey yaptık, hazırladık. Snapchat'i sen çok kullanıyorsun, değil mi? Ben mi? Demişim pardon. Kullanıyordum da daha çok şimdi Insta Story'e döndük. Bunlar, toplumca. Şunlar, bunlar senin. Evet, evet. Bu efektler. Evet. Onları ben yapmamıştım ama güzel olmuşlar. Evet. Ama senin de koydukların vardı böyle. Bunlar size... Evet, evet. Yapmışım. Evet, bu efekt yüzünüze filtre, efekt koyma işine çok dikkat edin çocuklar. Gerçekten de yapanlar varsa buradan uyarayım onları. Çünkü suratta kalabiliyormuş onlar. Hep beraber izleyelim. Sevgili izleyiciler, gene saçma sapan bir olayla birlikteyiz. Gülümsediğime bakmayın, son derece trajikomik bir olayla karşı karşıyayız. Biliyorsunuz, sosyal medyada her geçen gün fitre attıran, hunharca attıranların sayısı çığ gibi büyümekte. Fakat bunların sonuçları gerçekten de bazen acı olabiliyor. Snapchat gene can aldı. Ve şu an Yüzünde Fitre Kalanlar Derneği'ndeyiz. Yanımızda Başkan Semih Kıyısızgöl var. Lakabı Karabaş. Karabaş, ne haber? İyilik. Hoş geldin. Hoş bulduk. Öncelikle geçmiş olsun. Niye? Tatlım, görmüyor musun yüzün halini? Ne demek ne olmuş? Fitre kalmış baksana. Yalnız bizim öyle acınacak bir halimiz yok. Biz de bu ülkenin biraz saygın vatandaşıyız. Hatta en sadık vatandaşlarındanız. Peki ne oldu? Nasıl oldu? Olayın gelişim sürecini anlatır mısın bize biraz Karabaş? Önce biraz kurmamı alır mısınız? Yok tatlım, ben ıslak severim. Peki siz nasıl istersiniz? Şöyle oldu yani, biz kız arkadaşımla bir gün evde oturuyorduk. Böyle Instagram, Snapchat falan bakıyorduk. O da böyle kendi yüzünde filtreler deniyordu. Bebişim gel sana da bir filtre yapayım, köpek filtresi çok tatlı olacak dedi. Yapış o yapış. Böyle kaldı suratta benim. Peki kızın ailesinin tepkisi ne oldu? Şimdi biz kız arkadaşımla ayrıldık o dönemde. Çünkü artık ben seni bir dost olarak görüyorum dedi. Ben uzun dönem barınakta kaldım. Ailem sağ olsun çok sahip çıktı o dönemde bana. Dışarı çıkarttılar, gezdirdiler. Yani kapımın önüne mamamı koydular, suyumu koydular. Bu güzel bir dönem oldu. Peki Karabaş, derneği niye kurdun? Yani efendim, bir hor görme, bir ayrımcılık, iş bulamıyoruz. Yani brand manager pozisyonu için bir şirkete gidiyorsun, gece bekçiliği teklif ediyorlar. Bunun üzerine ben dedim ki, dernekleşelim bari. İsterseniz sizi bir sınıfımda gezdirmek isterim. Çok sevinirim. Hepsinde ayrı ayrı filtre attırılmış ve kalmış değil mi orada? Hepsinde ayrı filtre var, hepsi ayrı muzları. Buyurun beni bir gezdirebilirseniz tamam. Sevinirim. Çekin iyice, çekin. Evet. Bakın bu Mahmut, bu yeni sığındı bize. Yani bir prenses tacı filtresiyle bu delikanlı adam kendi mahallesinde yaşamaya devam etse bu nelere mal olur, siz anlayabiliyor musunuz bunu? Anlıyorum, anlıyorum. Mahmut kardeşim, niye kaçtın mahalleden ya? Niye buraya sığındın? Eğer kaçmazsam mahallede beni tacımla gelin yapacaklardı. Mahmut bak, dağ gibi adamsın. Evlensen çocuğun olur kardeşim. Niye prenses filtresi tacı kullanma ihtiyacı hissettin tatlım? Yalnız çok özelime giriyorsunuz. Böyle şeyler anlatmak istemiyorum. O yolun, o fitrenin yolcusu o da. Gibi. Aman oraya basmayın yalnız, orada şey yapmışlar, dikkat edin. Evet, şey çok alıştım sana be Karabaş. Sağ olun. Burada ne oluyor? İşte bu son mağdurlardan Ezgi Mola, bu filmimi tanıtacağım diye her yerde Snapchat'ın bütün filtrelerini, her şeyini kullandı, en sonunda böyle kaldı. Yani bundan sonra ancak çizgi filmde oynar kendisi. O heba etti ama kendisi. Belli, çok. Onun o yolu belli. Çok ama konuşuluyordu da zaten. Son olarak ne istiyorsun bizden? Sen nasıl yardımcı olabiliriz? Ne yapabiliriz? Aleyna Tilki'den o sen olsan bari istiyorum ben. Yok, ben sana yardımcı olmak. Ha, yani şunu istiyoruz. Bizi medyada değerlendirsinler. Hı-hı. Mesela ben arka sokaklardaki kontun yerine oynarım. Tamam, ben gidiyorum o zaman. Hoşça kal. Tamam, ver petini. Bitti. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Oh.